Bu videoda lipitlerden bahsedeceğiz. Lipitler sık sık yağlarla ilişkilendirilir. Aslına bakarsanız bu çok da yanlış değildir. Çünkü lipitler yani yağlar lipittir ama her lipit yağ değildir. Lipitler için genelde biyolojik sistemlerde yer alan ve suda pek iyi çözünemeyen bir grup molekül demek daha doğru olur. Bakın doğrudan hidrofobik yani suyu sevmeyen terimini kullanmak istemedim. Çünkü bazı lipitler kısmen hidrofobiktir. Yani sadece belli kısımları sudan kaçmaya çalışır. Diğer kısımları ise hidrofiliktir yani suyu sever. Su molekülleri tarafından çekilir. Vücuttaki işlevlerine değinecek olursak ki bu noktada yağ moleküllerini ele alabiliriz. Bu moleküller enerji depolama işlevi görür. Mesela göbeğime her baktığımda baklava şeklindeki kaslarımın üstünde ne kadar çok enerji biriktiğini düşünürüm. Lipitlerin bir diğer işlevi de sinyal alışverişidir. İlerleyen videolarda hormonları konu edeceğiz. Hormonlar vücudun bir bölgesinden diğer bir bölgesine sinyal taşıyan moleküllerdir. Ve bu hormonların çoğu lipittir. Lipitlerin işlev gördüğü bir diğer alanda zarlardır. Biyolojinin birçok alanında hücre zarlarından söz ederiz. İşte bu zarlar fosfolipitlerden oluşur. İlerleyen videolarda göreceğiz. Fosfolipitlerin bir ucu sudan kaçmaya çalışırken diğer ucu suyu çekmeye çalışır. Bu da fosfolipitleri hücre zarı için çok uygun bir malzeme haline getirir. Yağlara dönelim ve bu lipid moleküllerinin neye benzediğine bir bakalım. Bu örnek olarak inceleyeceğimiz bir yağ molekülü. Molekülün genel yapısına baktığımızda 3 adet yağ asidi görüyoruz. Biri bu, yağ, asitler, e, yağ asitlerinden ikincisi bu, Üçüncüsü de bu. Bunlar bir gliserole bağlı arkadaşlar. Şimdilik terimlere çok fazla takılmayın lütfen. Organik kimya dersinde nasılsa bunları daha ayrıntılı olarak göreceksiniz. Neyse trigliserid terimi işte oradan geliyor. Tri 3 demek. 3 adet yağ asidini bize anlatıyor. Gliserit kısmında gliserolü temsil ediyor. Ve trigliserit yağ demek. Peki trigliseridin suda pek iyi çözünmemesine neden olan şey nedir? Şu uzun hidrokarbon zincirlerine bir bakın. Bunlar hidrojenlerden ve karbonlardan oluşan zincirler. İşte bu kısımlar. Hatırlayalım. Suda çözünebilen moleküller genelde polar moleküllerdir demiştik. Yani uçlarından birinde kısmi hatta tam bir yük vardır. Ama bu hidrokarbon zincirlerine baktığımızda her iki uçlarında da böyle kısmi bir yüke rastlamıyoruz. Bu da yağları suda pek iyi çözünemeyen moleküller haline getiriyor. Yağlara ilişkin sıkça duyabileceğiniz bir başka tabir de doymuş veya doymamış yağlardır. Bunlar bu hidrokarbon zincirlerinin iç yapılarına ilişkin terimlerdir. Karbonlar bağlanabildikleri maksimum sayıda hidrojene bağlanmışsa bu doymuş bir yağdır. Çünkü hidrojene doymuştur. Karbonlar bağlanabilecekleri maksimum sayıda hidrojene bağlanamamışsa eğer o da doymamış yağ olur. Belki ileride doymuş ve doymamış yağların sağlık üzerindeki etkisine dair bir video yaparız. Bazen popüler kültürde yağın adı kötüye çıkartılır. Çünkü herkes baklava şeklinde karın kaslarına sahip olmak ister gibi gibi. Oysa şunu aklınızdan çıkarmayın, yağ olmazsa ölürüz. Suda iyi çözülemeyen birçok vitamin, ki dolayısıyla lipidlerden bahsediyoruz, vücut tarafından düzgün şekilde emilebilmek için yağ ihtiyaç duyar. Fakat yine az önce değindiğim gibi her lipid yağ değildir. Burada iki lipid örneği daha görüyorsunuz. Bunların moleküler yapılarının detaylarına girmeyeceğim ama burada da benzer bir yapı görüyorsunuz. Bütün lipidlerde uzun hidrokarbon zincirleri bulunur. Bu zincirler suda iyi çözülmez. Yani bu kısımlar hidrofobiktir. Mesela bu sfingomiyelin lipidini ele alalım. Bu lipid beyindeki miyelin kılıfta bulunur ve nöronların elektriksel yalıtımında görev alır. Ayrıca, zarlardaki fosfolipitlerin önemli bir kısmı, kısmını bu lipit oluşturur. İşte bu sfingomiyelin lipidini ilginç kılan şey, hidrofilik bir parça içeriyor olması. Ve ileride göreceğiz, bunun gibi molekülleri fosfolipit yapan şey bu özellikleridir. Bu bir sfingofosfolipit ve hidrofilik bir parçaya sahip olmaları, fosfolipitleri zar yapısı için biçilmiş kaftan kılar. Çünkü böylece suyu çeken kısım dışarıda, suyu iten kısımsa içeride yer alabilir. Sonuçta ortaya kesidi bu şekilde olan bir zar yapısı çıkar. Yuvarlak kısımlar suyla haşır neşir olmak isteyen kısımlar. Bu kuyruklarsa sudan uzaklaşmak isteyen hidrofobik zincirler. Çok çok yakından baktığımızda hücre zarları gerçekten de bu yapıdadır. Evet, burada bırakalım. Lipitler, karbonhidratlar, proteinler, nükleik asitler derken biyolojik sistemlerde görülen başlıca makromoleküllerin hepsini incelemiş olduk. Tekrar edelim. Bunlara niçin makromolekül diyorduk? Çünkü bunlar çok 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 büyük sayıda atomdan oluşuyor. Bunlar küçük moleküller değil.